Erdoğan bir parti kurdu. Menderes gibi, Özal gibi çıktı. Dedi ki sandıkla gelenler sandıkla giderler. Burayı millet yönetecek dedi. Meclisin kapısında beni 4 yıl önce parlamentoya gönderdiniz. Ben de bir köylü çocuğuyum. Köyde doğdum, gece kondularda büyüdüm. Her yaz tatilinde çalışarak okudum. Öyle fakülteler bitti. Öyle doçent oldum. Ve siz beni parlamentoya gönderdiniz. Orada bir yazı var. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyerek. Hiç de öyle değildi aziz dostlar. Hiç de öyle değil. Çok zor Türkiye'yi yönetmek. 2001'de parti kurdu adam. Dediler ki muhtar bile olamaz. Bir gazete manşet attı. Neden? Bir şiir okumuş adam. Minareler süngümüz, kubbeler mihberimiz, camiler kışlamız, müminler askerlerimizdir diyerek. Suç kabul etmişler. Cezaevine girmiş. Yasaklı olmuş. Bu şiir ne zaman yazıldı? Atatürk döneminde yazıldı bu şiir. Mustafa Kemal çaresiz, mermimiz yok. Bir adam geliyor. Efendim mermi yapalım. Nasıl yapacağız? Camilerin kubbeleri kurşundur. Bu kurşunları alalım, eritelim. Sonra yine cami yaparız. Yunan'ı kovalım, İngiliz'i kovalım, İtalyan'ı kovalım. Her taraf işgal edilmiş. Kars Rusların elinde. Antep, Maraş Fransızların elinde. Antalya, Muğla İtalyanların elinde. Yunanlılar buraya kadar gelmiş. Ankara önden ne kadar gelmişler. İstanbul'da İngilizler ve Fransızlar var. Böyle bir ortamda adamı Milli Savunma Bakanı yapıyor ve bundan etkilenen Ziya Gökalp bu şiiri yazıyor. Hani vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet ülkedir Turan diyen adam, Atatürk'ün en çok etkilendiği adam. O zaman yasak değil bu şiir. Yıllarca okullarda okutuldu bu şiir. Ama Recep Tayyip Erdoğan okuyunca yasaklı oluyor. O zaman Türkiye'yi zindan yapmak istiyorlar. Adam gülmüyor. Devam edeceğim yoluma diyor. 2002 seçimleri kazanıyoruz. Millettekil olamazsın diyorlar. Yasaklısın. Deniz Baykal yasağını kaldırdı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Deniz Baykal CHP Genel Başkanı'ydı. Neden? Çünkü dedi ki bu adam evinde oturursa kahraman olur. Yarın halkın karşısında duramayız. Kaldıralım bunun yasağını. Başarısız olur zaten. Devlet tecrübesi yok. Hiç devlet yönetmemiş bu adam. Sadece İstanbul Belediye Başkanlığı'nı yönetmiş. Çiller gibi olur. Mesut Yılmaz gibi olur. Cin Doruk gibi olur. Evine gider Türkiye bize kalır demiş. Herkesin bir hesabı varsa büyük belenliler. Allah'ın da hesabı vardır. Ve Siirt'ten milletvekili oldu, başbakan oldu.